Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Burada şu an arkadaşlar daha önceden mutant kasakada vareler vardı. Bunları verdim, sahiplendirdim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu an için daha Trapeus türü beslemeyi düşünmüyorum. O yüzden verdim. Yani iyi fiyatlara verdim arkadaşlar. Kötü bir fiyata da vermedim. Zarar etmedim yani öyle diyeyim. Arkadaşlar şimdi buradaki sistemi değiştiriyorum. Biraz dağınık. Bunun suyunu çekeceğim arkadaşlar. Şu an için değil. Sadece söylüyorum. Buradaki kumu alacağım. Buralara 4 bölme yapıp melek takımlarını buraya alacağım arkadaşlar. Burada komple böyle melekler olacak arkadaşlar. Melek üretimi bu bölümde yapacağım. Şöyle göstereyim. Meleklerimiz büyüdü arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şurada da diye arkadan gelenler var. İçeride de var. Göstereceğim değişiklikleri. Şimdi arkadaşlar kısa bir ara veriyorum. İçeri geçiyorum. Evet arkadaşlar içeri geldim. Şu an arkadaşlar yeni aldığım melekleri su aşılamasını yapıyorum. Bunların içinde tam şu an isimlerini bilmiyorum da birkaç tanesinin ismini biliyorum sadece. Shoemi var. Marble melek erkek tek erkek var. 3-4 tane de siyah mavi şahimiler var. Bunlar tül arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Şu an için gözükmüyor. Akvaryuma geçirdiğim zaman daha net ve güzel gözükecektir. Arkadaşlar burada da tropoözleri verip yerine bir kısmıyla şöyle tül L144'ler aldım. Erkeği pomponu vardı arkadaşlar ama bir pomponu getirme esasında düştü. İnşallah bir şey olmaz. Erkek de küpün içinde. Arkadaşlar bu balıklar biraz yaşlı balıklar. İnşallah bir sene, 1,5 sene bende kalırlarsa boyutları çok büyük. Yani 2-2,5 yaşında ortalama 4-5 sene yaşıyorlar diyebiliyorum. İyi bakılırsa. Bu balıkları da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İnşallah 3-5 ağız alırız. Erkeği çok harika bildiğim balıklar. Bir kere de yüzün üzerinde yavru veriyor dişimiz. Dişimiz erkek büyüklüğünden daha büyük diyebilirim. Ben garanti olsun diye yanında hediye olarak yavrularından da vardı. Bir ay önce yapmış olduğu yavruları vardı. Akvaryum içinde olduğu için gelişememişler, çok büyümemişler. 6 tane de yavrusundan aldım arkadaşlar. Garanti olsun diye. Tabii arkadaşlar bunun melek paralarımız Tropius'lardan gelen paralarla bu artı 7 tane yetişkin melek balığımız. Artı olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Orada hala çalışmam devam ediyor. Samplarla ilgili detaylı bilgi de vereceğim arkadaşlar. Kurmaya başladım. Şöyle ufaktan göstereyim de detaylı göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar geriye kendime şöyle biraz yem aldım. Şöyle Seraflora'nın ondan sonra Sprina Pulyem'in Sera'nın arkadaşlar şöyle çok güzel besinli olan bir yemi vardı. Onu da Pet Shop'un biri önerdi. Onun önerisi üzerine aldım. Balıklar üstteydi arkadaşlar. Onları boşalttım akvaryumları. Normal artık santlı akvaryumlara geçirdim. Bir gün durdular. Hiçbir şeyleri yok maşallah. Bir hastalık falan görmedim. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş artık bu boş akvaryumları doldurmaya gelecek. Bunları da yavaş yavaş dolduracağız. İlk D144'ümüzü koyduk. Şurada benim koylarım var arkadaşlar. Koyları buraya alacağım bugün inşallah. Buradaki reddeyleri buraya alacağım. Yani bir sürü boşta akvaryum olacak. Bunlara da artık yavaş yavaş dolduracağız söz verdiğimiz kişilerden. İnşallah çok güzel olacak. Sample'lar çok iyi çalışıyor. Arkadaşlar bakın dün koydum ben buraya. Elyaftaki pisteğe bakın. Şimdi samplarda arkadaşlar önemli bir husustan bahsedeceğim size. Şöyle bakın sampın üstünde bir boşluk su mesafesi var. Su üstten geliyor akıntı şelale şeklinde. Bu süngerin arkadaşlar bu şekilde akıntı olması gerekiyor. Eğer suyumuz yukarı çıkarsa evet temizlik yapıyor ama süngere içine işlemiyor ve arkadaşlar bakteri olmuyor. Pislik olduğu gibi üstte yüzüp tekrardan akvaryuma dahil olma olasılığı olabilir elektrikler gittiği zaman.
Şöyle akıntı olarak görüyorsunuz her akvaryumda var. Az da olsa çok da olsa ben bunu sağlamaya çalıştım hep. Tabii bu santta benim istediğimin tam birebirinin aynısını yapamamış arkadaş. İstediğim olmadı ama gene de buna da şükür diyorum. Bu kadar yaptırabildim zor zar. İki tane daha santım var hala alacağım. Arkadaşlar şu gördüğünüz olarak delik suda kalıyor ya mesela. Bunun suyun üstünde olması gerekiyordu. Buradan elektrik veya başka bir şey geçti yani gittiği zaman borudan su içeri geçmesin, diz suyu tekrar girmesin diye. Bunun biraz yukarıda olması gerekiyordu ve bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar biraz daha verimden düşüyor. Gerçi hepsi güzel çalışıyor ama verimden düşüyor. Niye düşüyor? İçine giren basınçlı suyu tekrar geri atıyor. Yani biraz daha şuradaki akış daha hızlı olabilirdi. Bu hızı düşürüyor. Onunla ilgili belki ileride gene çalışma yapabilirim. Memnun kalmazsam. Bu su çok leş gibiydi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın onun da bir sürü şeyi var. İlk getirdiğimde yani bulamaç gibi suyu vardı. Kendi suyunu yapmıştım ölmesinler diye. Şimdilik arkadaşlar bir ara daha vereyim. Meleklerimizin bir aşılaması bitsin. Ondan sonra görüşmek üzere diyorum. Şurada da melek yeni yavrularımız var arkadaşlar. Yumurta şeklinden çıktı, kuyruk sallıyorlar. Burada da var arkadaşlar, şuralarda falan. Yani arkada toplanmışlar böyle. Burada da arkadaşlar artık serbest uçuşta geçmiş meleklerimiz var. Burada da çok kayıp yaşadım daha önceden. İşte hata yaptım. Yukarıda kovadaydı. Bir gün artmaya çıkartmayı unuttum arkadaşlar. İşte o günde 200 taneye yakın kaybımız oldu. 200-250 tane ama maşallah diyeyim bayağı varlar gene yani. Bir de aceleden buraya geçirdim arkadaşlar. Bu geçiş esnasında da dinlenmemişti daha su. 100 taneye kayıp oldu. Hemen suyu çekip dinlenmiş su koydum. Yani böyle ufak tefek hatalar yapıyorum. Şimdi dondurayım arkadaşlar. Birazdan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Aşılama işlemimiz bitti. Şu an balıklarımızı saldım. Yani maşallah deyin arkadaşlar. Gerçekten güzel balıklar getirdim. İnşallah bunlardan buraya toplu bir şekilde koydum. 7 tane balık koydum arkadaşlar. Bunlardan iki takımı birisi şu siyah tül. Arkadaki erkek de eşleyeceğim onun arkadaşlar. Şuradaki dişimizi de şuradaki erkek de eşleyeceğim arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar bu balıklarda tabi dişi erkek belli değil ama şu bariz dişi belli zaten. Şu erkeği de belli. Burada da birkaç tane erkek almaya çalıştım. İçerideki akvaryumda biliyorsunuz bir melek erkek 4 dişiyle eşleşiyor. Hayvanı yormamak gerekiyor. Buradan şimdi belli olacaktır. Seramikleri koyacağım buraya. Hangisi erkek, hangisi dişi ilk önce bir onu ayırt edebileyim. Balıkları yaşatayım sağlıklı bir şekilde sıkıntı vermeden inşallah. Bir sorun olmadan burada yaşatabilirsem balıkları alıştırabilirsem. Sonrasında arkadaşlar dişi erkek ayırt ettikten sonra bir daha bölmeler ayıracağım bunları. İçeride göstermiştim bölmeleri. Oraya 4 takım şeklinde ayıracağım. Zaten diğer takım büyük erkek de yukarıda kalacak. Onu bozmayacağım oraya. 2 dişi bir erkek şeklinde. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar inşallah. Kaliteli balıklar getirmeye çalışıyorum. Kaliteli türler getirmeye çalışıyorum. Bunların tam cinslerini şu an aklımda değil ama öğrenir atarım. Herkese hayırlı günler dilerim. Söz verdiğim yerlere artık tek tek yavaş yavaş gidiyorum. Gitmeye de devam edeceğim. İnşallah bütün boş akvaryumlarımız dolacak. Görüşmek üzere.